Sayın ve saygıdeğer, muhteşem, değerli, kutsal Roma İmparatorluğu'nun düşmanları, hoş geldiniz. Yine bir Avrupa Universalis 4 mücadelesinde sizlerle birlikte olmanın onurunu, gururunu yaşamaktayım. Evet, nasıl özlediniz mi? Araya bir boşluklar girdi. Ve bu boşluk döneminden öncesinde de aramıza boşluk girdi diyen arkadaşlar da var. Dediler ki mod istemiyoruz, moddan bıktık, modu görmek istemiyoruz. Söylüyorum, hayır diyorsunuz. Diyorsunuz ki hünkârım modlu seri yap, modlu seri yap. Yapıyorum, ondan sonra diyorsunuz ki bıktık. Bıktırana kadar yapıyor işte. Yok ya, 2-3 tane seri yaptık, hayret bir şey ya. Kaç vanilla serisi gelmiyormuş. Vanilla videosu geldi ama yetmedi varaca diyor. Dolayısıyla modlu serilere ara verdik. Tamamdır. Modumuz yok. Belli. Aslında var modumuz da. Diyorsunuz ki oynamayalım. Tamam. Dolayısıyla ben de sizlere sordum. Hangi mücadeleyi gerçekleştirelim diye. Yine Avrupa'da oynuyoruz. Bana kızmayın. Ben Japonya dedim. En son Japonya olur mu dedim. Anlaşmaya çalışıyoruz. El sıkışacağız. Yok kardeşim diyor. Bize Bohemia ver. Yine o yüzden Avrupa'da ortalığı karıştıracağız. Domine edeceğiz. Hem de Hussit inancıyla. 1.33 Fransa sürümünde Bohemia mücadelesi başlıyor. Efendim, oyunumuzun ayarlarını gösterdik. Oyun için yayınlanmış tüm paketler aktif durumda. Yaz indirimleri de sona erdi. Evet, doğru. Berbat bir yaz indirimleri dönemi. Paradox da tabii onlara eşlik ediyor. Elimden geldiğince herkese tavsiye etmeye çalıştım. Almayın. Yani %50 indirimler, komik indirimler. Çok yaratıcı bir isim vereceğim şimdi. Dolayısıyla Eylül ayını beklemenizi tavsiye ederim. Eylül ayı için bir etkinlikleri var. O etkinlik döneminde %75, %80'lere kadar indirim gelecektir. Yeni oyun, hatta Victoria 3 ile alakalı bir şeyler olabilir bak. Bir şeyler olabilir. Çıkış mı? Yani bilmiyorum. Bir şeyler olabilir. Hani bakalım, bir beklentimiz var. Gün geldiğinde ortaya çıkacaktır. O dönemler alırsanız daha mantıklı olur. Acele ediyorsanız da tavsiyem abonelik var. Kaç? 10 lira mıydı? Gayet uygun. Oyunun ömrünü de az çok hesap edin. Zamanında videoda yapmıştım zaten, anlatmıştım. Ben ek pakete sahip olmasam aboneliği tercih ederim. Az önce bile girerken diyordu ki hünkârım diyor, sizde bu yok diyor. O müzik modu mu ne varmış şeyin paket için, onu almamıştım mesela. Ama sen aboneliği aldığında, hiç kullanmadım bilmiyorum ama kendilerinin taahhütüne göre bütün ne yayınladıysak hepsi diyor senin diyor emrine amade. Dolayısıyla orada kullanabiliyorsun diyor kendileri. Bunun dışında ben size başka ne diyeyim? Bu arada bu video yayınlandığında herhalde bayramda olacağız. Bayramınızı da kutluyorum. İyi tatiller diliyorum. Hoşçakalın. Hadi video kalan. Evet. Aha işte en sevdiğim başlangıç. En sevdiğim harika başlangıç. Muhteşem, değerli. Ya Polonya, beni niye düşman belirledin? Alçak oğlu alçak. Başlangıçta seninle dost olalım diyorduk. Yani başlangıçta Avusturya'yla dost olacağım. Oyunu açar açmaz da. Bir süre sonra seninle dost olacaktım. Niye böyle bir alçak, hain, çok ağır konuşacağım, kendimi zor tutuyorum. Şimdi insanlar diyecek, abi yapma abi. Babam odaya girince Uğur abi deyip böyle hani normalde Uğur abi muhabbeti yapacaklar. Harbi o duruma geldik. Bayramda bir de yani. Şimdi olmadı bu. Bak Polonya. Seninle sonra görüşeceğiz. Alçak oğlu alçak. Ulan beni düşman belirleyeni ben iki kere düşman belirlerim. Ben de böyle bir adamım. Evet. Düşmanları hallettikten sonra saygıdeğer, muhteşem, değerli. 5-3'lük bir devletle şunları bir önce bir açalım. Sırasıyla estate'lerimizi aradan çıkartalım. Ya bunlar artık ayarlı gelsin kardeşim ya. Bunlar standart gelsin ya. Atıyorum bu zamana kadar gelmiş. İşte şunlar seçili gelmiş. Sonra biz bunları kaldırmaya çalışalım. Hayret bir şeysin ya. 1444'te gelmişim. Geldiğim gibi hemen otonomi veriyorum sanki. Hayır kardeşim, bu ülke böyle gelmiş olsun. Biz istersek bunları iptal edelim zamanı geldi. Her seferinde aynı şey ya. Basıp basıp duruyorum bunlara. Oyun bile bozuldu, şuraya bak. Yeter be kardeşim ya. Birazcık inovasyon ya. Innovazione importante. Buraya koymuşsun, oyunda inovasyon yok ya. 8 yıl, 9 yıl oldu. İnanılmaz gerçekten ya. Evet, Uğur Bey iyice artık her geçen gün daha da sinirleniyor. EU4'e. Ah. Başka ne ekleyeceğiz şimdi? Bakıyoruz. Bak şimdi, yani şunların hepsi seçili gelsin ya. Standart. Loyalty verenler. İşte efendim, bedava loyalty verenler falan. Değiştirmek isteyen değiştirsin. Kaldırsın. İlk kaldırmalarda atıyorum loyalty kesmesin.
İlkinde. İlkinde kesmesin. Ya bunları kodla. Yok. Bak şimdi burada adam diyor ki, hünkârım diyor, bu estate işleri gerçekten kesseniz bitseniz iyi olur diyor. Çok uzun sürüyor diyor. Doğru söylüyor şimdi izleyici. Yani ben burada şimdi izleyicime hesap vermek zorundayım. Bakıyoruz. Evet, güzel. Tam bir fantastik durum. Sanırım seçtik. İdare eder işte ya. Bak şimdi 53 demiş. 48 mi demiş? Niye 48 demiş? Bunun loyalty'si eksik mesela. Bir şeyi seçmedik mi? Bunu seçmişiz. Ne oldu şimdi? Şunu verdin diyor. Tamam, sana bir loyalty daha vereceğim şimdi. Bekle. Alçak. Al bunu. Tamam. Kaç oldu? Evet. Şimdi efendim, Bohemia Devleti çok potansiyelli bir devlet. Biliyorsunuz. Özellikle buna özel bir işte görev ağacı getirdiler ki efsane. Şunu bu arada alabilirim ya. Şu arkadaş çok ciddi bonuslar veriyor da. Bunu alabilirim. Toprak verdik ama yapacak bir şey yok. Toparlarız bir ara. Çok potansiyelli. Özellikle görev ağacı, öyle bir görev ağacı var ki. Yani diyor ki, kardeşim Macar'ı bağla. Ondan sonra Brandenburg'u bağla, Saksonya'yı bağla, Polonya'yı bağla. Bu ne böyle? Ya komşusu olan herkesi bağlıyor. Bir Avusturya kaldı şurada. Onu da bağlamama izin verse tamam artık. Ve Hussit inancı. Birazdan event dizilimi arka arkaya gelecek. Ve inancımızı değiştireceğiz. Hussit inancı ile birlikte. Tabii bir dezavantajımız olacak agresiflik açısından ama. Onun işte kilisesinin işte katkılarından, Church'ünden, bilmem neyinden yararlanıp bir ülke, sağlam bir ülke oluşturmaya çalışacağız ve günün sonunda Roma İmparatorluğunu yıkar geçeriz herhalde. Hiç Roma'yı falan boşu boşuna dizayn etmekle uğraşmayalım. O biraz uzun bir sürece neden olabilir. Dolayısıyla biz bu işi yıkarak halledeceğiz. Bence daha doğru bir hareket olabilir. Bu arada alçak, Polonya'nın yüksek ihtimal dost başlayabileceği bir ülke olan Brandenburg'la dostluk kursam nasıl olur diye düşünüyorum. Şu şeyi aldım ben değil mi? Evet, güzel. Saksonya benden nefret ediyor. Değil, kalp besliyor. Çok enteresan. Nasıl nefret etmezsin sen benden? Peki. İlişki kuracağız. Önce ben şuna bir spy network kurayım. Bu alçağı ben düşman belirledim. Bak, bu toprakları istiyorum. Avusturya. Yani bu adamla savaşacağım. Gidip sakın bununla dost olma, oyunumuzu kitleme durduk yere. Bir tane de sana spy network atayım. Attım, pardon. Tüccarı gönderse miydim? Ama ateşkes var zaten aramızda. Alçakça bir ateşkes. Tamam, neyse. Siz buraya gelin. Ançin yapacak başka bir şey de yok gibi. Askeri puanları sonra ayarlarız. İlk başta quantity alırız. Quantity'ye düşman alçaklık yapan insanlar var. Onlara selamlarımı iletiyorum. Kanalımızın en değerli insanları gerçekten. İki tane süvari alabilir miyim? Almayayım. Kalsın. Başka. Vassallara diplomat atacağız. Şimdi şu event güzel bir event. İki tane arkadaşımızı şöyle bir yollayalım. Saygıdeğer Avusturya, evlilik atar mısın ya? Başlangıçta şey geçebiliyor tahta. Habsburg'dan biri. Ama sonra siz şey yapıyorsunuz. Event geldiğinde tercih yapıyorsunuz. İsterseniz devam ettirebiliyorsunuz. Veya bir tane Çek, işte Podebrat falan. Onu tahta geçirebiliyorsunuz ama sadece inancı Hussit olabiliyor falan. Veya ülkenin de inancı değişecek bir seçeneği işaretleyebiliyorsunuz ki biz onu işaretleyeceğiz. İstek üzerine. Ve burada da şimdi diyorsun ki, istersen misyoner faaliyeti yapayım ama unrest'i çok arttıracak. Ben diyorum ki, burada biz Hussit konusuna yoğunlaşacağımız için şöyle bir şey yapalım. Zaten birazdan event'i gelir. İlk başta bir hükümdar ver bize Habsburg'dan, ama Habsburg'la evlilik yapmam lazım tabii hükümdar gelebilmesi için. Bir zahmet gönderirse sevinirim. Bu arada ben ordu masraflarını kısmadım. Ülke zengin bir ülke, bakın. Yani altın var. 2.66 gelir var. Her ne kadar jelibon kadar güçlü bir maden değil ama olsun. Getirisi var yani. Gayet zengin. Ve hali hazırda biz şu an 0.175 otonomi kazanıyoruz. O da bunlardan dolayı. Bunu bir tane yükseltsem. Gerçi kaç puan yükseldi, bir saniye. Kaç dedin abicim?
Crowland 0.2 artacak. Bu kaç? Evet, yani şu olay çok can sıkıcı bir olay ama idare edeceğiz artık. Kaç artıyor şu anda canım kardeşim? 0.20. Şu an değer biraz daha az artacak. 0.075 gibi değerli artış var. Peki. O zaman devam. Toprakları şeye verme mevzusu, vermeyeceğiz. Vermeyebiliriz. Ya versen de olur, vermesen de olur. Gerçi kısa vadede savaşmayacağım aslında ama vermesem iyi olur diyorum. Askeri limit verecek. Şey alacak benden. Eğer estate anlaşması yaparsam, ki zaten estate anlaşmasını yapacak yerim kalmadı. The Runner of Maine. Ve savaş başladı. Bakalım Fransızlar neler yapacaklar. Bizi çok ilgilendirmiyor gerçi ne yaptıkları da. Avusturya evlilik istiyor. Ben kabul ediyorum ama bu zaten yaptı yani yeterince şey. Sıkıntı yok. Şimdi 1449'dan sonra 5 yıl daha beklemek çok mantıklı değil. Vassalları ilhak etmek için gereken süre. Vassalları ilhak ettiğinizde ise zaten direkt permanent claim alıyorsunuz o tarafta. Ama o zamanı bekleyemeyiz canım kardeşim. Bunun ikisini birden fethet diyor. Olabilemez bir şey bu. Onun dışında konsey yönetimin olmasın. İşte yıl 1500'den önce olsun. Aa, bunu tamamla diyor. İşte birazdan eventler gelir zaten arka arkaya. Biz de efendim inancımızı buluruz artık. Başka ne diyeyim sizlere? Bir tık daha hızlanabiliriz. Polonyalılar ne yapıyor? Litvanya ile dostlar. Onlarda da bir taht meselesi problemi devam etmekte. Aa, Brandenburg'da dost olacaktık. Dur. Brandenburg. Yani yüksek ihtimal Polonya ile dost olabilirdi. Bunu engellemek için şu dostluğa ihtiyaç var. Gerçi görev ağacımızın söylediğine göre Brandenburg'u bağlama şansımız var ama sonra yaparız. Önce bir Polonya'yı tabii halledebilmek için önce Macar'ı bir halledelim. Bundan sonra oraya bakarız. Şu şarkının güzelliğine bir bakar mısınız ya arkadaş ya? İnanılmaz bir şey ya. Ya şu şarkıları yaptıkları emeğin onda birini oyunun kalitesini arttırmaya çalışsa Total War serisinde mükemmel işler olacak. Kalkıp şimdi Warhammer demeyin. Warhammer'ı ben sevmem. Ya benim için de oyun mu yapacak adam? Yapsın. Hayret bir şey ya. Ne engel olabilir ki? Yapsın. Şuraya bak ya. Tur masraflarını kapatabiliriz. Şu an zaten askeri gelenek de doğru düzgün yok. Önemli değil. Avusturya ile aram bozulmasın abi. Zaten deep rap çok da gerekli değil. Evet, bunlar bağladı bağlayacağını. Hayırlı uğurlu olsun. Beklenen durum gerçekleşti. Keşke Avusturya'da bana şöyle bir bağlansa yanlışlıkla. Savaşsız böyle ağrısızsız. Ne güzel olurdu değil mi ya? Hayret bir şeysiniz ha. Başka. Fransa tabii hemen vura vura işgal etti her yeri. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrikler. Fantastic drive. Bu arada ben de para kasmaya çalışıyorum elden geldiğince. Şu an için ekstra bir çabam yok. Komutan şimdi şey paralı asker. Dur bakayım. Aha, ikilik varmış harbiden. Of. Efsane. Çok var. Bunda gerçi fire da var. Ama bunda manevra var. Bak şimdi bu bazı yerlerde daha çok işine yarayabilir. Bir de daha ucuzmuş bu. Maliyet açısından söylüyorum. Aylık. Hatta para da daha ucuz. Bunu tercih edeceğiz. Çünkü yüksek ihtimal manevra daha çok işine yarayacak. Yani fire tabii ki önemli ama erken dönem hep söylüyoruz artık bunları. Artık herkes ezberledi herhalde. Değil mi? O yüzden onu seçeceğiz. Evet. Von Habsburg 4-3-2 tahta çıktı. Aslında Avusturya işte bağlama şansı gerçekten etkileyici bir şans olurdu. Ancak buna bir tane favor atalım mı? 0.33 artıyor. İyi. Güzel olurdu ama yok. İşte yani direkt şeye geçeceğiz. Hussit inancına geçeceğiz. Oradan yürüme derdimiz olacak. Ah, ne basma, bakmadım, okumadım. Bağlandı değil mi? Ulan alçak. Biz oynasak hemen gidersin. Tanımıyorum. Ulan alçak. Hemen bağlandı. Osmanlı şimdi Terminatör'e dönüşecek yakında, merak etmeyin. Saksonya bende hak iddiası yapmış. Kendisini tebrik ederim. Aferin ona.
200 luka para var. Acayip zengin olabilen bir devlet. Yani böyle bir devlet bu. Saygılar dostumuz. Avusturya kalp besliyordur. Tabii bu şimdi fırsat arıyor ama bir sürü de Kastilya, Aragon. O ikisiyle bir işte. Diplomaside evet. Diplomaside Avusturya gibi olun. Adam iki düşmanı birden dost yapmayı başarmış kendine. İnanılmaz. İşte gerçekten tam bir Avusturya. Bravo. Bir de gidip ikisini birden bağlarsa kendine. Oh, hayırlı işler. Tam bir Avusturya. Yani tam. Başka bir anlatım olamaz. Bildirimler durun, bildirimler durun, bildirmeyin. Bildirmeyin, seri yapıyorum. Bir dakika, insanlar özledi. Nerede bu seri diyor, nerede, nerede? Özledik diyorlar. Arkadaş, bu ne ya diyor. Elden geldiğince diyorum ki ya vot yapalım. Yani bunlar güzel şeyler diyorum. Yok diyor ya, biz diyor vottan anlamayız diyor ya. İnanılmaz bir şey. Anlaşılmayacak bir şey yok ya. Şimdi bu eventin ben... Bu niye geldi şimdi? Bir seneye gerçi. Tamam geç. Birazdan kendi eventimiz gelecek zaten. Biz Hussit inancına geçeceğiz. Alçak. Bırak şimdi onu bunu tahta çıkarmayı. Saygıdeğer dostum. Bana iki tane süvari ver. Geri kalanı da paralı asker alır geçeriz zaten. Bir de şurada hak iddiasına ihtiyacım var. Tabii bunların arasında ateşkes yok mesela. O kötü işte Macar'la Polonya arasında. Avusturya'ya dost yapamayan Macar'ın Polonya tarafından saldırı alma ihtimali var. Hatta o olmasa Teton'a saldırır ama Teton'un ateşkesi var. Neyse ki şimdilik saldırmıyor. Ama Teton'la savaş yapacağız zaman Macar da girdiği anda anında diyecek ki kardeşim bana Macar'dan toprak verin. Macar'ı fethetmek istiyorum. İşte biz de yapacağımız savaşta burayı fethedersek o zaman Polonya avucunu yalayacak. Bu kadar basit. Bu arada bunlar nasıl gitti öyle ya? Bir dakika, oyunun grafik ayarlarında sorun mu var? Bir saniye. Uzun zamandır oynamıyorsun, küstüm sana diyor. Yok, çalışıyor. Tamam. Antrenman yaptırabilirim aslında bunları. Hükümdar işimize yaramayacak. Bir de gidiyorum şimdi bağlanıyormuş devlet. Bizde bu şans varken olur. Yani hiç şaşırmayın. 4-3-2. Ya bizim event niye tetiklenmedi acaba? Ben ona şaşırdım şu anda. Bizim kendi eventimizin gelip Hussit olmamız lazım. Böyle bekliyoruz şu an. Biraz daha mı uzanalım? 2 yıl sonra savaş başlayacak. Macar da bizde hak iddiası yapmış. Aferin ona. Şu an niye hak iddiası yapıyorum? Savaş başladığında kuşatma sırasında destek versin diye. Ama çok hızlı kuşatabilmem lazım Macar'ı bak. Polonya kesin savaş açar. Ateşkes bittiğinde başımıza iş çıkartacak. Yani buranın düşmesi lazım. O iki kuşatma seviyesi gayet faydalı bu arada. Gayet faydalı. Ve işte erken dönemde topçu mopçu da olmadığı için biliyorsunuz surlara vuramayacağız. Maalesef. İlişkiler ne durumda bakayım? 150. Tamam. Öbürüne favor da kastık. Favor. Varis geldi lan. Hayda. Abi. Biz böyle Habsburg devam edeceğiz herhalde. Saygılar dostum. Ülkeyi isyanla mı kırayım ne yapayım? Event gelmesi lazım. Çok enteresan. Peki oyun kendi bilir yani. Yapacak bir şey yok. Böyle bir tercihte bulunduysa biz saygıdan başka bir şey diyemeyiz kendisine. Bu arada Macar savaşı bitirdi. Fetihlerini yaptı. Hayırlı olsun. Bu da burayı fethetmiş. Çok güzel. Oha Macar'ın 5000 askeri kalmış. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ordu mu kovdu bu? İmha olmuş olamaz herhalde. Yoksa bozuk mu? Bak bizim son oynadığımız modda Antebellum'da gayet asker sayıları düzgündü. Çalışıyordu. Benim Fransa hikayemde de aslında hiç fena değildi. Bu arada çok sıkıcı bir oyun olmuştu o Fransa hikayesi de. Dünya fethi. Zaten düzeltecekler onu. Yani çok fazla sur yapıyor yapay zeka. Hepsi de son seviye. Acayip de development kasıyor bu arada. O yüzden
Çok fazla development fethetmek zorunda kalıyorsun. Bir de şu şeyi de development düşürme olayını da düzgün çalıştırmıyorlar hala. Onu da yapmadılar. Umarım bir ara düzeltirler. Bu arada yıl 1449 oldu. Hala event yok ortada. Hayırlı işler diyorum. Acaba Hussit oynamasak mı? Hayda. Bu niye böyle oldu ya? Hemen event gelirdi normalde. Alçak. Event'e geçsene oğlum. Hain. Profesyonel kaç şu anda? 11. Yani bir tane profesyonel alayım diyecektim de kalsın. Aralı askeri harcayacağız artık. Asker basmaya çalışıyor da insan gücü yok adamın. Nasıl bir bossa savaşı ki bu? Devasa ordusu yok oldu gitti de yeniden asker basıyor falan. Çok enteresan. Şaşırtıcı bir olay. Tabii biz Husit olmadan bu savaşı yaparsak daha iyi olur agresiflik açısından. Daha iyi bir fetih olur. Ama yani Husit olsaydık iyiydi diyoruz. Saygıdeğer oyun. Şaka maka. Oğlum seni mi bağlasak ne yapsak? Hunyadi, bu Hunyadi pardon ya. Ben de şeye de bakıyorum. Bunun şimdi komutanı efsane olacak. Alçak. Başımıza iş çıkarmaktan başka bir işe yaramıyorlar ya. Aa inler. Harbiden oyun mu bozuldu acaba? Bu event nerede? Ben onayladım. Bu city yolunu. Yanlış mı yaptık abi? Yo. Yok enteresan. Event gelmiyor. Event'in keyfi bilir. Bunun masrafları açık kalsın şimdiden. Bu arada hatta ben askeri de alayım. Değil mi? Saygıdeğer iki kuşatma. Şu. Evet. Manevra kabiliyeti de var. 49 günü anca gelirim diyor. Tamam. Yolumuz uzun diyor. Peki yolun açık olsun paşam. Başka. 1 Julay 1449. Peki. Mükemmel bir okuma şekliyle. Favorımda kastım Brandenburg'da. O da güzel. Sayın ve saygıdeğer muhteşem değerli Brandenburg. Savaşta bana eşlik etmek ister misiniz acaba? Brandenburg'un... Oh shit. Peki. İşte Osmanlı Devleti görüyorsunuz ne hale getirmiş tüm Avrupa'yı. Ya Devlet Aliye'nin gücü. İnsan gücünü de fullledik. Bunların artık profesyonelliğini bırakalım. Şimdi buraya 12 bin asker var. Dağlık bir arazi olduğu için yüksek ihtimal fazla asker bırakacaklar. Ama ve lakin bak şimdi ben Avusturya'dan geçiş izni alırsam PES'te direkt girebilirim. Burayla hiç uğraşmam. Ki benim için PES'te kuşatmak, buraları kuşatmak daha önemli. Dolayısıyla Avusturya'dan geçiş izni alarak bu savaşı gerçekleştirmek çok daha mantıklı. Burada yıllarca sürüneceğim ve kuşatamayacağım da yani. Dağlık arazi, savaş yapıp duracağız. Hiç gerek yok böyle bir riske. Bunun evet, Fantastic Drive'ı devam ediyor. Aferin. Bir dakika. Şimdi güçlü bir ordu olarak, saygıdeğer dostum, sizleri şöyle göndersem. Ondan sonra bir gel bakayım buraya. 13 bin asker gayet yeterli bu arada. Bunlar böyle bağlansın. Şu bağlantı işleri de düzgün çalışmıyor. Hala. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. 12 bin asker bunda. 6 bin bunda. Aa, basmaya başladı adam. Bir de diyorum ya komutanı da çok iyi olacak şimdi onun. 28'e düştü. Peki. Yapacak bir şey yok. Toprak alabilirsin diyor da nasıl alacağız toprak şimdi? Saygıdeğer nobility ne istiyorsun abi? Moskova ile ilişki istiyor. Moskova ile ilişkiyi hemen halledemem ama. Dur göndereyim. Diplomatı göndereyim. Şunu çekelim. Umarım gelirsin. Ya Töton'u savaş lideri yapsam kesin gelir de. Macar savaş lideri. Dur bir dakika. Bu nereden çıktı şimdi Anhalt? Oğlum ne Anhalt ya? Dur be kardeşim ya. Seninle işim gücüm yok. Durduk yere niye gönderdin? Aramızı bozdun ya. Alçak. Heh. Şimdi bu adam Töton'a savaş açacak yüksek ihtimal. Ama şuraları işgal etme ihtimali çok yüksek. Brandenburg savaşa geliyor.
Savaş nedeni Postoni olacak. En yüksek skor orada 13. Ve orayı kuşatmamız daha kolay. Öbür taraf için bayağı süründürürler bizi. Brandenburg'u savaşa çağırmak istiyorum çünkü Töton ordusu arkadan gelecek ya buralara falan. Onlara karşı iyi bir avantaj olur. Heh. Siz buradan geçin bakalım şimdi sırasıyla. Abi ben şaka maka hala Hussit olmadım ya. Bu event tetiklenmeyecek mi acaba? Bölümden sonra bir bakayım ben. Olmazsa isyan çıkarttıracağım artık. Başka çare kalmıyor gibi. Ama event gelmesi lazımdı. Hayrettin ya. Resmen hayrettin ya. Rönesans geldi. Rönesans bile geldi. Biz hala mesleğimizi değiştiremedik. İnanılır gibi değil. Bu çocuklar niye beni böyle takip ediyor? Abi geldik abi diyorlar savaşa. Hemen kuşatmak için başkente koştular. Enteresane, importante. Brandenburg'u burada süründürsem mi acaba? Kuşatma için. Bilemedim şimdi. Ya önce Macar ordusunu bir yerlerde yakalayıp yenmemiz lazım. Çünkü bu çok sıkıntılı. Öylesi. Kuşat oğlum orayı kuşat. Yavrum. Opol. Kuşat onu ulan. Alçak. Sen nasıl bir alçaksın ya? Neyse bakalım. Şimdi Macar ordusu ne yapacak onu bir görelim. Çilli çilli geldi. Çilli çilli. Şurayı Brandenburg kuşatabilir mi acaba? Hazır ortalıkta tehlike yokken. Gel sen de şuraya 1K askerinle başlayacağım şimdi senin yapacağın işe. Nereye gidiyorsun abi? Ben diyor Hırvat'ı kuşatacağım diyor. Peki. Şimdi biz ne kadar çok şehir kuşatırsak bu adamın Töton'la dostluğunu bozma ihtimali o kadar artacak. Osmanlı hali hazırda Bizans Savaşı'nda. Güzel. Bunlar güzel haberler. Macar ne kadar çok toprak kaybetmeden bize bağlanırsa cümlenin mükemmelliğine bakar mısınız ya? Gerçekten inanılmaz harika bir cümle ya. Efendim. O şekilde başarı. Şimdi saygıdeğer tüccar seni buraya göndersek hali hazırda o kadar ekonomik olarak bana katkı vermeyeceksin zaten. Ancak burada yapacağın alçakça faaliyetler bana büyük bir fayda sağlayabilir. Bu arada Töton ordusu gelmiş 12 bin askerle. Burası nasıl bir yerdi? Düz arazi değil mi bunlar? Onlar hep gariban. Maalesef. Buraya da geç bakalım. Hükümdarı da ordunun başına verdik bu arada. Ben şimdi şey yapabilirim bak. Event gelir pat diye onaylarsam bu şey olacak otomatik. İki istikrar yiyecek kuşatma sırasında. Onu da unutmayın ha. Haberiniz olsun. Bunun ne kadar askeri var? 13 bin. Şimdi sur olan yerler var. Tehlikeli. O zamana kadar biz bunları almaya çalışsak. Ama 12 bin asker, 13 bin askerle gelirse başım belaya girer. Şehirlerini düşürmeye çalışıyorum ki insan gücü kazanamaz. Saygıdeğer dostumuz. Elden geldiğince. İsyancısı da varmış bu arada. Bosnalılar. Peki. Töton ordusu geliyor. Hah, Macar ordusunun nerede olduğunu gördük en azından. Güzel. Macar ben bittim diyor. Şimdi bu kadar işgal edildikten sonra kendisine savaş açılırsa Töton devleti için söylüyorum. Muhtemelen girmeyecek ve dostluğu bozulacak Töton devletiyle. Güzel. Ve Polonya'nın burayı işgal etme ihtimali kalmayacak. Benim için önemli olan kısım da bu zaten şu anda. Evet, Bohemia'nın gücü bu şu anda. Tabii biz aslına bakarsanız şunu almak isterdik. Ancak şimdi benim tüccarım peste geldi ve %50'sinden fazla sahip değil diyor ticaret olarak bu bölgede. Bunu sağlasam aslında biraz daha kuşatma şansım olacak. Tabii artillery'm olmadığı için ona yapabileceğim bir şey yok da. Şurayı almam lazımmış. O da 7.3 ticaret diyor. Oğlum burada ticaret gücü yok ya. Postoni nasılmış? O da 8.9. Şu an 63 güçteyim. Yani bütün şehirlere oturmam lazım. Oturabilir miyiz? Biraz zor. Biraz zor. Şu adam nereye gidiyor abi? Buraya bir gelebilir misin? Bak buna saldırı gelecek. Evet orası gidecek tabii. Mecbur. Bunlara bir oturalım bakalım ya. Geç. Töton evet oraya saldıracak. Halbuki şehir düşmek üzereydi. Bu asker yok oldu. Ya da Brandenburg destek verirse belki kazanırız. Gerçi 11K ordu da geliyor şimdi.
Evet. Vassal'ın ordusu yenildi. Güzel bir hareket yapay zekadan. Onu fark edemedik bak. Şimdi bu şurada bir saldırı ister bence. Bir de Chilli'nin ne kadar ordusu var Chilli'nin? Bakalım. 1K. O savaşta olması gene dezavantaj bizim için. Burayı göremiyoruz. Polonya şehrini göremiyoruz. Bunun tüm ordusu nerede acaba? Ah geliyor. Bunu bu tarafa bir yere al bir. Sen de yardım et. Aferin. Paralı asker ordusu. Çok güzel. Teton ordusu. Teton ordusu yeniliyor ve bu olay Polonya'nın affetmemesine neden olacak. Yani 6K asker var. Belki de imha olacak birazdan bu ordu. 22. Çok hızlı vuruyorduk. 9'a 6. Şokta böyle vursak biter bu savaş. Muharebe. Ben şuraya geç bakayım. Evet abi, çok güzel bir imha. Şimdi sizi hemen bu tarafa alalım. Bu birer K askerlerimi imha etmeye çalışabilir. YZ. Klasik YZ. Sizleri bu tarafa alalım. Ticaret gücü olarak Hollanda'nın 72, bizim güç yok ya, yetmez. Zor. Neyse ben gideyim. Şu arkadaki arkadaşlarla bir görüşeyim. Postoni'ye oturalım bu arada. Orada da bir şeyler olsun. Bu da oyalansın dursun alçak. Bu Hırvat'ın askeri. Ben senden savaş sonunda bunları isteyeceğim. 38 agresiflik veriyor. Güzel. Sıkıntı yok. Bunları aldığım anda benim için gayet iyi aslında. Daha fazla buna zarar vermeme gerek yok. Para falan almama gerek yok. Sonraki savaş hemen gerçekleşmeli ki, ya da dur bakalım nasıl olabilir. Çıldı. Çıldı'ya yakın bir toprağımız olsa nefis olurdu aslında. Ama başka çare yok işte. Onu diyorum yani. Mecburuz. Maalesef mecburuz. Bu arada şehirlerden çekilmeye başladılar. Peki. İki tane de isyancısı var Macar'ın. Onu bastırmakla uğraşır o şimdi. Biz saygıdeğer ordumuzu şuraya alsak mı acaba? Bir bakalım. Kuşatmada gayet iyi olacağız da ticareti maalesef yükseltemedik. Çok zor Macar'ı geçmem şu anda. Yani bayağı bir kasmam lazım. Abi. Yani bizim eventi keşke verseydin ya. Neyse. Dur bakalım. Bir sıkıntı oldu. Ama anlayacağız. Brandenburg ordusunu bölgeden çekti. Dağlık arazi olduğu için gerçekten çok tehlikeli buradaki muara şey. Zeppelin'de dursak daha iyi olur aslında. Ama o zaman da Postoni'den elde edeceğim skoru tutamayacağım. Öyle bir sıkıntı var. Ancak burası tepe arazi olduğu için beni daha az rahatsız ediyor buraya göre. Benim çünkü görmem lazım bunun orduları nerede şu anda. Maca. Aman ha. Osmanlı'nın ordusu gördüm. Aman dedim gitti. Şimdi saygıdeğer dostum. Şuraya bir tane asker koymamız lazım normal şartlarda da. Ha. Macar'ın o yalnız. O nasıl bir hız lan, öyle hemen geldin gidiyorsun. Neyse ki durmadı ha. Gereksiz bir muharebe yapacaktık yoksa. Tamam, şimdi sen oralara git. Senin burada bir kuşatma falan yapmaya çalışmanı istiyorum. Buralara falan git de. Ben de ona göre geleyim. Şehirleri kuşatayım. Polonya topraklarını göremiyoruz. Adam ruh gibi geziyor orada. Alçak. Bak görüyor musun? Bunu bölme, yani konuşlandırırsam buna saldırı yapacak. Burayı kuşatmamız. Oh. Evet, yani YZ'nin yeni versiyonunda böyle şeyler var. Agresif hareketler var işte. Yanlış mı seçtik? Şu. Saldırı yapmaması lazım. Ama PES'te gider mi, oraya gelir mi? Çok efsane bir general var kendisine şu anda. Öte yandan bizim çocuklar öbür tarafı fethetmeye çalışıyor. Evet, bu sürekli bunu deneyecek abi ve şu an saldırıyor. Bu biraz da şeyden kaynaklandı. Aslında saldırmayacaktı da. Çok hızlı geldi. Yetmedi bunun süresi. Yoksa çekilirdi burada, saldırmazdı. Neyse artık yapacak bir şey yok. Bunun pipe değerleri savunmada mı vardı, saldırıda mı vardı? İkisinde de var. İadesinde. Tamam. Destek getirmiyor. Yani kazanma şansı yok. Kalabalık bir ordu. Ama çok büyük bir kayıp oldu. Gereksiz yere. Ama yine de gördünüz işte. Terminator General dedi, dinlemedi.
Macar ordusunu mağlup etti. Peki şimdi ne olacak? Aslında buna yetişebilmemiz lazımdı ama tabii bu şehir mahvediyor bizi işte. Saygıdeğer Brandenburg ordusu, şuralara bir yerlere gelsen de bu orduyu bir yensen. Ya da ben şunları yensem. Nasıl olur acaba? Bakalım. Birer kay birer kay imha edelim çünkü asker basıyor. Hain. Gayet hain bir devlet. Ha, kal orada. Orada kal. Porta kal. Seni bir yok edeyim ben. Tamam. Şimdi eksiye gittik çünkü reinforcement bedelleri var. Şunu şöyle yapsak olur. Devam. Macar ben bittim diyor bu arada. Güzel. Bir fantastik durum daha. Şimdi oradan gidemezsin sen. Öyle dolaşacak. Öte yandan şurayı kaybetme ihtimali var. Boss da çıkacak oradan. Aslında orayı fethetse, kontrol etse benim için daha iyi olur da. Tamamen alçaklığından işte. Sizi alalım abi bu tarafa. Şimdi o ordu birazdan döner. Ciddi bir kayıp var zaten kuşatmada. Hiç sevmediğimiz olaylar. Ha, o şehri evet yani aylar yıllardır bekliyoruz bir kurtarın diye. Beceremediniz gitti. Alçaklar. Peki bu skor için burayı kuşatmaya gerek var mı diye bir soru gelebilir. Aslında şu dahil hepsini kuşatsak olur ama askerler çok yer değiştiriyor. Şimdi Macar'ın ordusu burada, emin miyiz? Eminsek aslında emin değiliz. Adımın ne olduğunu söylemiştim size. Ne kadar güzel espriler, ne kadar güzel, ne kadar güzel. İşte ben buyum ya. Ben buyum arkadaş. Konuş lan. Alçak. Alçaklara kar yağıyor ya. Tamam dur orada bakalım. Önce bir şu şeylere bir oturalım. Abi yapma abi. Modunu bir açsın. Macar devleti. Çünkü bu ateşkesi hemen yapmak istiyorum ben. Daha fazla uzatmayacağım. Pardon ama bunları da almam lazım benim. Doğru. Buraya geçmem için. Evet. Çok doğru bir yaklaşım. Çok doğru. Bu vassallarla aramız iyi değil fazla. Tamam. 54 diyor. Fantastic drive. Fantastic. Ateşkesi de ona göre yap. Alçak. Bu arada isyancılar savaş... Bu niye buraya kuşatmıyor? Ha kuşatıyor. E niye böyle? Yazıya bak. Hayda. Kuşatmıyor gibi görünüyor. Çok enteresan. Evet. Bunlar ayrı bir savaşa mı girdiler diyeceğim. Hayır. Enteresan. 26 skorumuz var. Macar hala ateşkese razı değil. Tebrikler. Askerlerin çoğu öbür tarafta. Bunu ayırıp şöyle bir şey yapsam. İnsan gücü kaybımı biraz azaltayım. Biraz da bunu çekeyim. Tamam. Güzel. Onlar oraları kuşatana kadar biz buraları bitiririz zaten. Şurası riskliydi dediğim gibi. Ama artık Macar'ı öyle bir yendik ki o risk ortadan kalktı. Şimdi tabii şehirlerde birer tane asker bırakmak özellikle sur olan şehirlerde bizim için büyük bir avantaj olacak. Rahatlıkla söyleyebiliriz. Güzel. Yani bu arada benim ticaret gelirlerim ne durumda? 1.68. Güzel. Burada artık böyle bir faaliyete ihtiyacım kalmadı. Seni çekeyim. PES'ten buraya alayım. Artık PES ettim deyip onu gönderiyoruz. Çok da güzel bir durum oldu. Gerçi bir şey değişmedi. Bir şey değişmez yani çok fazla. Saksonya'ya çekiyoruz ticareti. Güzel. Tamam. Başka. 23 skor var. Şehirler birer birer düşüyor. Abi saldırmanıza gerek yok. Bırak canını kaybetme. Askerini kaybetme. Alçak. Ben şurayı kuşattığım anda savaş bitecek zaten. Saygıdeğer dostum. Al işte. Ya bütün ordusunu imha etti. Şimdi Polonya gidip rahat rahat oturacak buraya ya. 3K askeri var herifin. Umarım yenilirsin. Ha, aferin. Gerçi Brandenburg'da da bir terminatör varmış. 6-5-3 diyor. Muharebenin bitmesi lazım. Anlaşma için. Bitti. Gel kardeşim. Ayıp ediyorsun. Diyorum ben sana. Ayıp ediyorsun. Çok ayıp. Ama kuşatırız. Sorun değil. Sen yeter ki iste. De ki hünkârım benim şehrimi kuşatmazsan ben anlaşma yapmak istemem de. Hani şey için bu. Yani vatandaşlarına iyi gözükmek için.
Yenildik ama onurlu yenildik falan. Tamam. Onu da yaparız. Sen merak etme. Sen yeter ki iste. Ben senin için seni işgal etmeye varım. Buyur. Ben de böyle bir devlet. Moral of Army 71'e kadar geliyor. Bunu gördüğümüz anda kaçırmayacağız tabii ki. Çok büyük bir avantaj. 71'e kadar 20 yıl gayet iyi. İlerleyen dönemler için yolumuz gayet açık. Anlaşmaya razı olur musun? Bak daha fazla yormak istemiyorum seni. Lütfen. Yanlış yapıyorsun bak. Şehirler düşüyor birer birer. Evet şu an kabul ediyor. Dediğim gibi bu savaşın çok şiddetli olmasına gerek yok. Daha fazla yıpratmamızın bir faydası yok bize. Ateşkesi ne kadar kısa zamanda tamamlarsak benim için o kadar iyi. Macar'la tekrar savaşmak için. Sonraki savaşımız 61'de 10 yıl sonra. 24 power projection değeri kazanacağız. Gerçi bu açıdan baktığınızda çok iyi bir değer değil ama artık yapacak bir şey yok. Ayrılıyoruz. Yani ne diyeyim? Ve böylece sınırlarını kesmiş olduk. Conquer'ledik aynen. Casus bellisi geliyor. Fantastik. Ne kadar güzel bir böyle sakinleştirici bir müzik. Hünkârım kazandınız diyor savaşı. Harika bir galibiyet diyor. Peki. Efendim o zaman ilk bölümümüz bitti galiba. Aman tanrım. Gerçekten aktı gitti zaman. Güzel bir savaş. Rahat bir galibiyet. Ve bu toprakların yurt olması bizi biraz uğraştıracak. Normal şartlarda buradan Nitra mıydı neydi? Bunu bırakabilirsiniz ama yok ya bırakmayacağım. Gerek yok. Bende kalsın. Çünkü kısa vadede kor yapabileceğim toprak sayısı çok az. Ve ne kadar çok development'ınız olursa o kadar güçlü görünüyorsunuz ya. Şu alçağa da bir küfür edeceğim. Bu sebepten dolayı isyankarlığı daha az olacaktır. Ben niye buna küfür ettim? Neyse. Lan ben buna niye küfür ettim ya? Başka bir küfür edeceğim düşmanım kalmadı. Sanki Danimarka'ya küfür etsene be adam. Şimdi bunun etkisi kaç yıl sürecek? 20 yıl. Eksi 100. Bunu neden söylüyorum? Devleti bağlamaya çalıştığınızda şey oluyor ya. Eksi ilişki. Onun artıya geçmesi lazım yoksa parçalanıyor biliyorsunuz. Bunu nasıl yapacağız diye insan şüpheye düştü. Ama biz zoru severiz. Akıllı insan zoru sever diyoruz. Ve o zaman bir bölümü daha dediğim gibi burada kapattık. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burada tabii üzücü olan kısım ben hala Hussit olamadım. Bir bakayım bu Hussit niye olmadı acaba? Yani event tetiklenmedi. Duruma göre isyan ettireceğiz biz bunları artık. Başka türlü zor. Neyse hoşça kalın.